Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz. Bundan sonra inşallah çarşamba geceleri sizlere sizden gelen suallerle alakalı cevaplar vererek e, fıkhi konularda, itikadi konularda e, neler soruyorsanız, neleri merak ediyorsanız cevap vermeye çalışacağız. Sizden gelen sualler elimizde. Efendim, ne sorulduğunu evvela okuyalım. Ona göre cevaplandırmaya çalışalım. Hocam, siz Türkiye'deki şia tehlikesine sürekli, sürekli dikkat çekiyorsunuz. Bundan bahsederken de müteannikanın insanları kandırmak için bir yöntem olduğunu ifade ediyorsunuz. Müteannikah tam olarak nedir? Dinimizde yeri var mıdır? insanlar mütehanike ile nasıl kandırılıyor? Ee, bu sual muhtelif e, sohbetlerde, dersler arasında geçmiş olabilir. Ama e, kısa bir cevap ve fıkhi mesele olarak hatta itikadi mesele olarak ele alacak olursak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Davud'da geçen say hadis-i şerifte Feyyem Muharrametün İla yevmil kıyame. Müt'a nikahı kıyamet gününe kadar haram edilmiştir. Yani hiç helal olması ihtimali de yok. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla vahiy kesildiği için din tamamlandığı için artık da bunun cevazına, caiz olacağına kail olacak bir kişi çıkamaz. Fakat Şia mezhebinde Şia-i çirkin Şia fırkasında bu nikah e, caiz olmaktan öte, helal olmaktan öte teşvik edilen bir ibadet kabul edilmekte. Bu hususta e, acem palavraları dediğim e, hadisler uydurmuşlar. Birçok rivayetler uydurmuşlar. İşte bir kere müt'a yapana şu kadar sevap, iki kere müt'a iki kıyan şu kadar şehit sevabı falan falan falan. Öyle şeyler, ecirler, sevaplar, mükafatlar uydurmuşlar ki tabi bunlar da yeni nesil uydurmuyor. Bu Şia'nın eski yüzlerce yıllık önceki kitaplarında bu belalar mevcuttur. Bunlara aldanmamak lazım. Şimdi müt'a nikahının bizim bildiğimiz İslami nikahtan farkı nedir diye soruluyor. Müt'a Arapça bir kelimedir. Faydalanmak manasındadır, menfaat manasındadır. Müt'a lügat manası faydalanmak. Şimdi tabii ki nikah suretiyle eşler birbirinden faydalanıyor. Ayrı dava. Fakat bizim bir İslami e, kabul ettiğimiz, meşru saydığımız İslam'ın teşvik ettiğinde ve en kehule mamik. Dulları bekarları evlendirin. En kehu ayet-i kerimede en nikahtan geliyor. Nikah. Ondan sonra yine e, hadis-i şeriflerde Tünkehu l-meratul Kadın dört şey için nikahlanır. Yani işte güzelliği, malı, şöhreti vesaire. Bir de dindarlığı için. Siz dindarlığı tercih edin. Nikah tabiri geçiyor. Zevaç tabiri geçiyor. Zevaç da e, evlenmek manası. Tam Türkçesi evlenmek demektir. Zevaç. İzdivaç da buradan geliyor. Bunların hepsi Arapça kelimelerdir. Bunlar e, meşru nikahtan bahsediyor. Ama Şia literatüründe geçen tabir nikah değil. Yani zevaç değil. Ya nedir? Müt'a. Müt'a da ne demek? Faydalanmak demek. Bu e, bu faydalanmak meselesinde e, bunların e, meşru nikahtan e, ayrılan yönü nedir? Onu beyan edeceğim. Bir de müt'a nikahı diye bir nikah yoktur. Bu zina ile eşittir. Zina neyse müt'a nikahı aynıdır. Yani kıyamete kadar haram edilmiş. Nikah olsa haram buyurur mu sallallahu aleyhi ve sellem? Nikah evlenmek teşvik edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de emredilmiş. Eee tenakehu evlenin çoğalın hadis-i şerifte teşvik edilmiş. Feenni ubayi bi kümülümem <laughs> Yevmel kıyamet kıyamet günü sizin çokluğunuzla ümmetlere karşı iftihar ederim. Ee, bu, emredilen, teşvik edilen ayetle hadisle belirtilen bir nikah var bir defeye muharrametün le ilahe mil kıyam. Kıyamet gününe kadar mütanika haram edilmiş. Şimdi böyle bir durumda emredilen şey nasıl haram edilir? Böyle bir tezat İslam'da olabilir mi? Allah'ın kelamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarında böyle bir tenakuz tezat olabilir mi? O zaman biz bunu nasıl anlayacağız? Müt'anın adına nikah koymuşlar ama bunu bu nikah değildir. Müt'a eşittir, zinadır. Çünkü haram olan ilişkinin adı nedir? Zinadır. Sen adına ne koyarsan koy. Sen istersen efendim rakıya e, desen ki şuruptur, şerbettir, Türklerin milli içeceğidir desen rakı helal oluyor mu yani? Olmuyor. E sen de burada müteah nikahı deyince nikah anlaşılmaz ki bu. Bu nikahtan helallik çıkmaz ki çünkü bu işlem olarak, muamele olarak zinadır. Adına ne takarsan tak sen içkiyi ne isimle içersen hiç haramdır. Çünkü sarhoş edici. Burada da İslam'a göre nikah şartları yok. Şartlar olmadığından, adın nikah dense de bu zinadır ve haramdır. Çünkü aksi takdirde niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyursun ki kıyamete kadar haram edilmiştir. E şimdi bunu e, Şia Şii mezhebi Hazreti Ömer düşmanlığından radıyallahu Teala dolayı aşırı Hazreti Ömer düşmanlığı e, efendim e, zaten geçen de yine bizim benim yazdığım gazetede de bir haber çıktı bu hususta da e, ee, Hz. Ömer Efendimiz'in öldürüldüğü günün bayram ilan ediyorlar. Şimdi de onların hocalarından biri bir Şii, Şii mollası işte adını da yazıyordu gazetede. Resmi de var. E, bu bayram caiz. Yani Hz. Ömer'in öldürülme bayramını kutlamak caiz. Düşün Hz. Ömer'e lanetler okuyorlar. Öldürüldüğünü kutluyorlar. Onu öldüren o mecusi efendim Ebu Lüle denen mecusi Tabi Fars milletinin aslında Mecusi'dir. Bunlar o işe meraktır. O Ebu Lüle'ye türbe de yapmışlar İran'da. E, türbesi de var. Resimlerde o türbeyi de gördük. Ali Eren Hoca bir kere o türbenin resmini yayınladı bizim dergimizde. E, Ebu Lüle'ye Mecusiye Hazreti Ömer'i öldürdü diye türbe de yapmışlar. Kendi orada yapmıyor. Şey, gebertildi zaten Medine'de de. E, mesele yani ona makam gibi yapmışlar. Onda Hazreti Ömer Efendimizin ölümünü bayram gibi kutluyor. Bunlar böyle bir e, zındık fikirli oldukları için mütanikanı da Hazreti Ömer kaldırmış. Şimdi Hazreti Ömer ne yaptıysa teravi Hazreti Ömer şey yapmış onun için teravi kılmazlar. Ne alakası var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç kere kıldırdı kendi mescitte. Sonra evlerinizde kendiniz ayrı ayrı kılın buyurdu. Kendi çıkmadı. Farz olur tehlikesinden. Hazreti Ömer kurmadı ki teravi düzenini. Hazreti Ömer Efendimiz farz olma tehlikesi kalktı. Vay kesildi artık. Resulullah'ın yaptığını devam ettirelim sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer Efendimiz haram etmedi ki. Resulullah haram etti. Ebu Davud'daki hadis Hz. Ömer'in sözü değil ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamete kadar haram. Hz. Ömer Efendimiz bunu yeniden halife olmak hasebiyle yayınladı. İşte kararnamedir, kanundur. Ya i̇şte tebliğat yani. Çünkü şeyler büyüdü. İslam devletinin sınırları büyüdükçe halifeler tabi şeyler bildirimler sunuyorlar. E bu bildirimler Hadise dayanan bir şey. Hz. Ömer bunu böyle yayı, yayınladı, yazdı, gönderdi, mektupla, elçiyle gönderdi. Ama Hz. Ömer burada nereye dayanıyor? Helal haramı ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan alarak yapabilir. Hadislerde vahiy olduğu için hadislerle de haram sabit olur. Altın yüzük erkeğe takması haram olduğu gibi ayette yoksa da haramdır. Çünkü hadisle de haram sabit olur. Ama Hz. Ömer haram edemez gibi bir şey. Hz. Ömer onun haram olduğunu beyan edebilir. Bundan dolayı müt'a denen olayı Hazreti Ömer haram etmedi. Çünkü haram etme yetkisi yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haram etti. Hadis-i şerifler sahittir ve bu Davud'da zikredilmiştir. Bu zinadır ve kıyamete kadar haramdır. Nikahla hiçbir alakası yoktur. Şiilerin Hazreti Ömer düşmanlığından dolayı nasıl teraviye düşmanlar? Allah'a namaz yani namaza bile düşman olmuş adam teravi. Bakarsınız o Şiiler Mekke'de falan Ramazan'da hiç gelmezler. Çünkü teravihe mecbur olmayalım diye. Gelseler de millet camiye girerken bunlar akşamdan sonra bekler bekler teravi yaklaşınca bunlar oluk oluk camiden çıkarlar. Mekke'de, Medine'de devamlı gördüğümüz olay. Çünkü teravih kılmama. Ya Allah'ın namazı yani bu. Ama insan bunlar böyle bir mütasip, bağnaz, ilimden uzak, işte Acem palavralarıyla yaşayan bir millet. Allah istatsın, hidayet etsin. Şimdi e, gelelim tarifine. Haram olduğunu söyledik, zina ile eşit olduğunu söyledik, nikahla alakası olmadığını beyan ettik. Peki işlemin e, farkı nedir? İşlemin farkı şudur ki, nikah kıyılırken, İslam'a göre nikah kıyılırken, e, iki şahit olmak durumundadır. İki tane erkek veya bir erkek iki kadın gibi şahit olayı var. İslam'da yine nikahın meşru olması için, e, ee, ben seninle evlendim. Eğer ki kadın erkek birbirine karşılıklı mecliste hazır olup söylüyorlarsa. Yok efendim imam dediğimiz yani cami imam olması şartı yok tabi bunu bu şekilde hitap edebilen tabiri bilen herkesin yapabileceği bir şey ama Tabi bir besmele hamdele bir salatü selam dua. Bunlar müstehap kabilindendir ama onları da yapsın diye. Tabi imamlar da bir dua bilir falan diye. İmam nikah deniyor buna. Yoksa böyle imam nikah diye İslam'da bir tabir yok. İslam'da nikah nikahtır yani. İmam nikahdır, efendim kadın nikahdır, şu nikahdır diye bir fark yok. Efendim ama bu nikah kıyılırken İslam'ın getirdiği şartlar var. İşte iki tane şahit olmak zorundadır. Ondan sonra nikah lafzı veya zevat lafzı geçecek. Yani nikah lafzı, zevaç lafzı Arapçasını, Osmanlıcasını kullanmıyorsa da karşılığı Türkçe'de. Yani evlenme tabiri gecik. Ben seninle evlenmeyi kabul ettim. O da ben seninle evlenmeyi kabul ettim. Veya işte imam soruyorsa sen falan kızı falan, işte baba adı falan söyleniyor ki. Aynı isimde başka biri olur da hani karışıklık olmasın falan. Efendim falan oğlu falanla evlenmeyi kabul ettin mi? Yoksa sen falan kızı falanca'yı işte ailele işte kabul ettin mi? Gibi tabirler vardır. Bu tabirler işte nikah ve zevacın Türkçeleşmişidir. Bunlarla nikah olur. Bunlarla nikah olur. Hatta Hanefi mezhebinde aldın kabul ettim tabirinde de olur. Yani aldım mı kabul aldım kabul ettim aldım kabul. ama Şafii'de falan bu olmaz. Şafii'de aldım kabul ettimle olmadığı için orada da illa evlenmeyi kabul ettim mi e, tabirinin geçmesi gerekir. Bundan dolayı e, yani dört mezhebe göre de sağlam bir nikah e, olsun dersek yani evlenme tabiriyle sual cevap e, ikrar kabul yapmak uygundur uygundur diyorum. Çünkü aldın kabul ettin bile o kılıyla nikahlar Hanefi'de olmuştur. Onu da evham kimse etmesin. E, bu ayrı bir şeydir. E, yine Şafii'de fark vardır Tabii Veli şartı vardır. Nikah kıyılırken velisinin, kızın velisinin, babasının ve babası yoksa işte neyse e, onun tayin ettiği şeyi. E, amcası gibi, abisi gibi. Ha bu veli şeyi de var Şafii'de. Hanefi'de veli şartı da aranmaz. E, veli şartı da yoktur. Ama müştereken aranan, müştereken aranan efendim lafız e, evlenme lafzı olacak e, veya da işte aldım kabul ettim şeklinde de nikah maksadıyla tabi Evlenme maksadıyla konuşulan bu tabirler olacak. İki şahit olacak. Ondan sonra efendim mehir falan yani geçerliliği için şart değildir. Sonradan da lazım gelir konuşulmasa bile. Bir de nikah ebedidir. Esas şimdi buranın farkı buradan çıkıyor. Mütaayla farkı buradan çıkıyor. Ebedidir ne demek? Yani orada süreyle kayıtlanmayacak. Süreyle mukayyet olmayacak. Mesela bir seneliğine senle evlendim dese bile bu nikah sayı değildir. Bir günlüğüne dese, bir cimalığına, bir birleşimliğine bunlar caiz değildir. Dese ki 20 seneliğine de dese caiz değildir. Çünkü süre konmuş oluyor. E belki bir sene sonra ölecek ayrı dava. Ama süre konulan nikahlar İslam fıkhına göre muvakkat Vakitle sınırlanmış olan nikahlar caiz değildir. Onun için nikah kıyılırken böyle bir süre konuşulmaz, kullanılmaz böyle bir tabir asla kullanılmaz. E, müta'nın e, zina olması ve müta'nın e, bildiğimiz nikahtan ayrılması ve haram olmasının da e, başlıca nedeni başlıca nedeni süre belirlenmesidir. Çünkü bunlar affedersiniz kerane gibi yerlere de girerler. Kapıda efendim bir bir saatliğine e, yarım saatliğine e, müteahhit kıyarlar ondan sonra işini bitirirler çıkarlar ondan sonra öyle de bir acayip bir şey ki e, iddet lazım çünkü belki ondan hamile kaldı çocuk mesela en az 3 ay beklemesi lazım rahminde çocuk var mı yok bunun anlaşılması için mesela o iddete de riayet yok peşine bir başkası girer yine o da e, yarım saatliğine, iki saatliğine, iki günlüğüne neyse nikah kıyabilir. Böyle işler var. Öyle bir rezillikler var ki hatta adamın bir tanesi Şia mezebinden çıktı, çıkmasına sebep olarak ya bize sevap dediler, fazilet vaat ettiler, hadisler uydurdular. Biz bu müteahhi kıydık ettik. 20 sene sonra ben yine gittim bu müteahhi evleri var bunlarda. Müteahhi evleri, yuvaları, yurtları. Gittim ben yine müteahhitle. Bir de sonradan nereden anladıysa çoğu anlamıyor bunu. 18-20 yaşında işte bir kızlan yine müteahhitle. O kendi kızı çıktı. E çünkü adamlarda nesep yok yani. Nesep, mütada nesep olmaz ki. Şahitsiz, yarım saatlik, bunun sonra kim kimden hamile, kim kimden e, çocuğa kalmış. Yani bu şekil birkaç tane olay da yaşanmıştır. İnsan kendi kızı olduğunu anlamasa onunla da birleşecek. Çünkü bilme ihtimali yok. Bu kadar seri olay gelişen olayların yarım saatliğine bir saatliğine kıyılan akit zannedilen işte bunlar aslında zinadır ama bu aynı böyle bir şey yani. Burada nesep sabit olabilir mi? İddet de beklemiyorlar. Şahit şartı yok, iddet şartı yok. Ben bunu e, zannederim İslam'da evlilik diye bir kitabım var. Kaçıncı risale olduğunu şimdi rakamlarını unutuyorum. O kitabımda bunları daha detaylı yazdım. İslam'da evlilik, hatta kitabın kapağında bile işledim işte nikahının şeyini. Ee, bunu o kitaptan da okursanız daha derin bilgiye sahip olursunuz. Burada esas mesele bir de nikahında nikah tabiri geçmez. Yani evlenme tabiri Türkçesi de geçmez. Arapçasında da nikah ve zevat geçmez. Ya ne geçer? Etemette Faydalanma tabiri geçer. Ben senden bir saatlerine faydalanabilir miyim? Sen faydalanabilirsin dediğinde buna göre nikah oluyormuş. Zaten faydalanma tabiri yani mütanın kökü faydalanma. Etemette tabiri Arapçası. Türkçesi faydalanma, menfaatlenme, istifade. Burada zaten dört mezhebin hiçbirine göre nikah olmaz. Bu tabirle dört mezhebin faydalanma tabiri Aldım kabul ettim gibi değil. Çünkü aldım kabul ettim de Ebedi alma manası var. Burada faydalanma zaten geçici olduğu üstünden belli. Yani faydalanma. Bu faydalanma tabiriyle dört mezhebe göre de zaten nikah geçersiz. O zaman ne oldu? Mütada iki tane şey öne çıktı. Bir, faydalanma tabirinden dolayı nikah olmuyor. İki, süre konduğundan dolayı nikah olmuyor. Bu iki sebepten dolayı bu tamamen zina alıyor. Ee, yalnız şuraya aldanmayalım. Türkiye'de bu işi yapmak, yapmaya çalışanlar ve yaymaya çalışanlar var. Şia'nın burada uzantıları var. Bazı insanları ele geçirmek için, onlara sonra şantaj yapmak için, tehdit aracı olarak kullanmak için, bazı insanları kandırmak için eee ehli sünnetten çıkarıp bak Şia'da ne kadar güzellik var istediğinden yatkak yarım saatliğine nikahlar var gibi ehli sünnetten onları alı e, alıkoymak. Sonra da tabii o e, On sonra Hz. Ebu Bekir'e düşman edecek, Ömer'e düşman edecek, sahabeye düşman edecek. Esas derdi o ama tabii bizim ehli sünnet gençlerimizi e, saptırmanın, caydırmanın en kolay yolu tabii biliyorsunuz para ve karı işleri maalesef insanların zayıf noktaları. E, hele de gençlerin cinsellik çok zayıf noktaları. Dolayısıyla e, bir de sana diyorsa ki ya bir de haram da değil, günah da değil. Bir de sana diyorsa ki hadis var ya. 50 şehit sevabı 100 şehit ne kadar yaparsan o kadar sevap. Aa, hem sevap hem şu hem bu hem keyfime göre iş. Yani Türkiye için çok büyük tehlikedir. Çok büyük tehlikedir. Hatta ben duydum bazı bölgelerde Başakşehir gibi vesaire özel müteahhimamları tayin edildiği ve bunlara insanların gittiği oluk oluk demeyeyim ama gittiklerine dair bilgiler elimizde vardır. Onun için Müslümanları uyarıyoruz. Bu soru da madem sorulmuş, bu soruları da ben hazırlamıyorum. Yani bana da Demek ki zarurete göre veyahut toplumdaki ihtiyaca göre geliyor bu sualler. Ben kendime göre düşünmedim şimdi bu suali burada. Ne alakası var diyecekseniz burada bana yazıyla verilmiş. Önüme konmuş. Ben de cevap vermekle mükellefim. Sizleri uyarıyoruz. Şurada uyandıracağımız bir konu daha kaldı. O da nedir? Şimdi ben sizi uyardım ya. O zaman bunlar ne yaparlar? Şöyle yapabilirler. E, faydalanma tabirini kaldırıp Türkçe'de, bu Türkiye'de iş gören ajanlar Şimdi diyebilirler ki evleniyorum seninle. Evlenmeyi kabul ettiğime geçirebilirler lafı. Sizi aldatmasınlar. Evlenme tabiriyle de olsa, nikahla da olsa, eğer süre konuyorsa yine o evlenme nikah tabiri bu nikah ne yapmaz? Sahih yapmaz, kurtarmaz. Bu yine zinadır. Neden? Eğer faydalanma tabirinin yerine nikah koyup da bir hile, bir hile düşünürlerse ona da dikkat edin. Çünkü orası tek kurtarmaz. Süre konduğu için. Süre konduktan sonra nikah da desen, bir günlüğüne, 20 seneliğine de olsa, 50 seneliğine de olsa süre konuşulan nikah süre konuşulan nikah zinadır ve nikahlıktan çıkmıştır. Efendim bunu beyan edelim. Ancak bir de şu mesele var. Süre de konmaz. Süre konuşulmaz. Nikah tabiri olur. Süre de konuşulmaz. Ama adamın içinde niyeti vardır ki bir gün sonra boşayacağım veya 5 birleşimlik, on birleşimlik gibi içinde niyeti varsa bu bu da adam bu adam da günahkar olur. İçinde kalbinde böyle bir niyet bulunduran da günahkar olur. Kitabımda da ben bunu yazmışım. İçinde boşama niyeti olarak böyle bir işlem yapsa ama işlemin de geri kalanları sayı olsa yani nikah lafı geçse, şahidi olsa ve sürede olmasa sürede lafızda olmasa ama kalpte niyet ızmarı olsa, gizlenmesi olsa bu adam da günahkardır. Efendim bak zinadır diyemiyoruz buna. Çünkü akitte Geçerlilik şartlarının tümü mevcut olmakla beraber. Ama Şia'nın müt'asında zaten çeşmeden su içmek gibi süre konur yani. Onların müt'asının özelliği zaten süre konmak üzerindedir, kurulmuştur. Ama belki Türkiye şartlarına uygun, bizim gibilerde milleti uyardığı için, e, milleti kandırırken e, bizim e, dediğimiz şeyleri de dikkate alarak yeni oyunlar geliştirebilirler. Buna dikkat edelim. Nikah ebedi beraber olmak için kıyılır. Kalpte de niyet bu olmalıdır. Ama sonra geçimsizlik olur anlaş. O ayrı bir şey. Bir gün sonra da ne mutlu şekilde evlenip bir gün sonra da ayrılan var. Ona biz günahkar oldu diyemeyiz ki. Adam ebedi kalmak için evlenmiştir. Ama ertesi gün bir olay çık çıkmıştır. Bunlar ayrı şeyler karı koca geçimsizlikleri. Harici etkenler, dahili nedenler. Onları konuşmuyoruz. Ama insanın evlenmekte gayesi efendim, bir yastıkta kocamak ve ahirette de beraber olacak şekilde nikahı devam ettirmektir. Niyet bu olmalıdır. Ama sonra nedenler çıkamıyorsa boşanmak helaldir. Ayrı bir şey. Şimdi kısa cevap vermek kolay değil bu işlere. Kısa cevaplar bu işlerde sorun çıkarır. Çünkü çeşitli yönleri var. Gördünüz bak kaç türlü mesele çıktı. E bunların birkaçını demeseydim ne olurdu şimdi? Eksik olurdu. İşte mütanika haramdır. E nedir mütanika? E i̇şte ben onu sana anlatmadığım zaman sen onu mütanika diye zannetmeyeceksin ki. Normal nikah zannedeceksin yani. Seni kandıracak Şia mollaları. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Şimdi günümüzde insanlar burç konusuna çok dikkat ediyor. Birbirleriyle olan ilişkilerinde burçları öncelik olarak belirleyen kişiler var. Astroloji diye bir ilim var mıdır? Dinimizde bunun yeri ve hükmü nedir? Yani bu da öyle bir sorudur ki bu da bir yarım saat bir saat ilim ister. Ama ben şimdi o kadar vaktim de yok. Çünkü başka sorular da var. Şimdi astroloji diye bir ilim var mıdır? yani bunu şimdi inkar edemeyiz. Böyle bir ilim vardır. Yani gezegenlerin birbirleriyle yakınlıkları, mesafeleri, seyir takipleri, efendim güneşin, ayın burçlarda konması, konaklaması. Kur'an-ı Kerim'de de Estağfirullah ee, Tebarakellezî burûcen. Allah Teala gökte burçlar yaratan Allah ne kadar bereketi, hayrı çok olan bir zattır. Ayet-i Kerime'de geçer. Dolayısıyla ve vehatil buruç Kur'an Kerim'de buruç suresi var bur burçlar demek burçlar yani kale kale gibi tabi burada uzaktan görünümü öyle kale gibi gecekenler e, güneş bunlarda işte seyir yapıyor e güneşin seyri bir senede tamamlanıyor yani bütün burçları bir senede geziyor tamamlıyor İşte ay bir ayda yani 30 günde tabi ay daha hızlı gidiyor ay bir ayda burçları dolanıyor efendim güneş bir senede burçları dolanıyor. E, bu hususta Hüvellezî ceale fissemâi burûcen e, ayet kerimesinde gökte burçlar yarattı. E, ayet kerimesinde Yunus suresi olacak. Orada bir, bayağı bir tefsirde Ruhul Furkan'da yazdık yani. Bayağı da bir malumatta yazdığımızı hatırlıyor. Epey sene oldu. E, dolayısıyla astroloji de bunları takip eden e, bir ilim. E, bu gök cisimlerinin e, yeryüzünde e, tesiri var mıdır? yaratmak ancak Allahu Teala'ya aittir. bir burç, bir gezegen, güneş veya ay olsun. Hangisi olursa olsun bu kendi başına bir etki yapıyor dünyada diye inanan kafir olur. Hadis-i şeriflerde eskiden cahiliyet devrinde Araplar falan yıldız bize yağmur yağdırdı, falan yıldız bize bereket gönderdi gibi itikatlar var idi. Bunlar şirk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sabah namazını kıldırdıktan sonra bir kere artık Mescid-i Nebevi'de mi bir seferde olabilir. E yolculuktaydı herhal. E döndüğünde tabi namazdan sonra dönerdi. İşte i̇mam en az iki tane cemaat olursa dönmek sünnettir. Tek cemaat olursa sağında yanında kılan dönülmez. İki tane olsa falan dönmek sünnettir en az. E ne buyurdu? E, e, Rabbiniz ne buyurdu? Size bildireyim mi? Asbâmin ibâdî mu'minun bi ve kafirun Bu sabah bu kadar insanlar kalktı sabaha çıktı. Bunlardan ki, kimisi bana mümin olarak sabahladı, kimisi kafir olarak sabahladı. Kim mümin oldu, kim kafir oldu? Kim yağmur yağdığı zaman dediyse ki Allah yara, yağdırdı bize, yarattı bize yağmuru, rahmeti, bereketi gönderdi bize. Fezelke müminun bi ve kafirun bil kevakip. O bana mümindir, inanmıştır. Gezegenlere inkar etmiştir. Yani gezegenlerin yaratma etkisini inkar etmiş. Doğru anla. Ama hangi kul dediyse ki falan gezegen yağdırdı bize. Falan yıldız yağdırdı bize dediyse o feda fedake ve müminin bir cevabı. Bana küfretti Haşa. Gezegenlere iman etti. Bu şirktir. Onun için burçlar üzerinde yani bir insan inanırsa ki benim burcum benim e, saadetimi, şekavetimi yani iyiliğimi, kötülüğümü, hastalığımı, şifamı, işte uğurumu, uğursuzluğumu benim burcum, gezegenim etkiliyor, o yapıyor bana bunu direkt diye inanırsa kafir olur. Buraya çok dikkat edelim. Allah'tan gayri ne güneş, ne ay, ne yıldız hiçbir şey yaratamaz. Hepsi mahluktur. Yani yaratılmış. Yaratılmış ne yaratabilir? Şimdi gelelim öbür meseleye. Peki gökteki ecramın, burçların, güneşin, ayın ve vesaire kevakibin, yıldızların, gezegenlerin yer üzerinde tesiri var mıdır? Yani Allahu Teala böyle bir tesir yaratmış mıdır? İşte bu ayrı bir şey şimdi. E Allah Teala yerde de şimdi ateş yakıyor mu? Ateş yakmıyor esasen. Allah Teala yaktı, yaktırıyor. Ama Allah Teala ateşe yakma tesiri yarattı mı yaratmadı mı şimdi? E yarattı da görüyoruz ateş yakıyor. Suya boğma tesiri ver. bıçağa kesme tesiri ver. Allah tesir yarattı ateşte. Şimdi sen desen ki ateş bunu öldürdü veyahut da ateş kendi kendine böyle yapıyor. İşte ateşe tapan mecusiler gibi olursun. O zaman kafir oldun. Ama Allah ateşte yakma tesiri yarattı. O zaman mümin oldun. Çünkü Mevla'nın yarattığını gördün. Aynı durumda Allah Teala ateşte yanma tesiri yaratan Allah Teala gezegenlerde, burçlarda da yeryüzündeki bazı olayları etkileme e, tesiri yaratmış mı? E yaratmış. Ya bunu görüyoruz ki güneşin etkisini görmüyor musunuz? Mahsullerin güneş vurunca yetiştiğini, güneş vurmayan yerde yetişmediğini görmüyor musunuz? Ayın bile mahsullerde etkisi var. Hatta diyorlar ki yediğimiz meyve sebzelerin yani bazılarının tatlarında tat oluşumlarında yıldızın bile var. Hani o yıldızın o kadar uzaktan geliyor diyorsun ışığı şudur budur. O ışığın bile belki de yediğim bir meyvede sebzede tadının tesiri var. Tadının. Dolayısıyla bu tesiri yaratan ancak Allah-u Teala'dır. Met cezirleri görüyoruz. Yani sular çekiliyor. Geri geliyor. E bunlar gökteki olaylarla alakalı oluyor. Paralel oluyor. Ondan sonra hadis-i şerifte اِذَا طَلِعَةِ سُرَيَّا رُفَعَةِ الْعَاتِ مِنَ الْعَرْضِ Süreyya ülker yıldızı yani bir topluluktur o. O doğduğu zaman işte bir ayın bir gününde doğuyor. Şimdi aklımda değil. Safer Risalem'de yazdım burada. Safer Risalem sadece sefer ayı meselesi değil. Bu Orada bu hususta eğilimler var. Ama işte okumak lazım. E, o, bu kaynağı da var. E, ne olur diyor, e, yeryüzünden afet kalkar. Yani topraktan bela kalkar. Ne de demek? Artık ma mahsullere bela vur vurmayacağına emin olunabilir. Ne zaman? Ülker yıldızı yıldızı doğduğu zaman. O belli bir e, ayın gününde doğuyor mesela. E bu hadis-i şerifte de var. E, demek ki bu da tesiri gösteriyor. Allah'ın yarattığını gösteriyor. Ondan sonra mesela Hz. Ali Efendimiz için rivayet ediliyor. İşte e, ay Akrep Burcu'na girdiğinde olabilir. Geçen de söyledim. Safer kitabında bakın bunun kaynakları var efendim evlenmeyi mekruh görüyor. Hani evlenmek helal iki şahitim var. Şu var bu var. E bu şimdi bu mekruhluk dinen mekruhluk değil. Yani uygun değil. Mesela size belki ba baktınız açık olmaz manasında bir şey. Bu işte astroloji şeyine giriyor biraz. Mesela ayın son üç gününde yolculuğa çıkmayı. Ayın son üç günü de yani gökteki ay konuşuyoruz. Şimdi Rebül Evvel'deyiz mesela. Ocak, Şubat'a göre değil. Sen şimdi ocağın 15'inde olabilirsin. Rebül Evvel'in son 3 günü olabilir. Dolayısıyla biz e, takvimlerde yazıyor zaten. Siz e, gökteki aya göre son 3 günde mesela işte sefere çıkmayı gerek görür veya neyse. Bu gibi rivayetler Hazreti Ali Efendimiz'den var tevakka min işte günlerden 7 gün aydaki 7 gün 3 beş, 7 gibi bazı günler koymuş. Bunlarda şunu yapma, bunu yapma, şuna gitme, buna gitme veyahut evlenme, bina yapma ve vesaire. Bunlar haram da değil, mekruh da değil. Fıkhın fıkı manasında mekruh da değil. Çünkü her zaman her insan istediğini yapabilir. Çünkü helal dairesi geniş. Mubah dairesi geniş. Ama astroloji dediğin ki Hz. Ali Efendimiz'de böyle e, ilimler de vardı. Cifir ilmi, ebced ilmi Hz. Ali Efendimiz'de zuhur eden ilimler diğer sahabede yoktur mesela. İşte ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. O yüzden buyurulduğu üzere. Dolayısıyla e, bu gibi şeyler, e, sen burçlardan efendim e, şu burçta olan, şu burçta olanla evlenmesi uygundur. Şu burçtan şu burç anlaşamaz. Böyle şeyler yazıyorlar şimdi gazetelerde falan. Astroloji bilginleri diye çıkıyorlar. Bunların astroloji bilgisi ne kadar var? Ne kadar yalan, ne kadar yanlış biz bilemeyiz ki. Ama bunun dinde yeri haramlık, helallık, mekruhluk bakımından dinde yeri yoktur. Yani sen şimdi bu kızın burcu bu, benim burcum bu, benim bununla evlenmem helal mıdır değil midir? Ne alakası var İslam'a işte göre? Senin e, süt kardeşin değilse, kardeşin değilse, mahremin de değilse, yani nikah fıkha göre evlenmen helal olan da dairedense, burcu ne olursa olsun İslam bununla ilgilenmez. Senin bununla evlenmen... Şaizdir. Yani dinde bu konuda bir şey yok. Veya ben bugün alışverişe gideyim mi? Efendim Burcu'ma göre şu gün bana uğursuz geldi. Ben bugün çıkmasam, işe gitmesem böyle bir şey yok İslam'da. Sen işine gidebilirsin, çıkabilirsin. Böyle bir uğursuzlanma İslam'da yok. Veyahut da şu uğurludur, ona rağbet edeyim, illa bu işi göreyim. işte. bunda bana fayda var. Nereden çıktı? Burcu'mun hesabından çıktı. Bunların İslam'da yani İslam'da yeri yok. bir yeri yok. Bu neye kalır? Bu özel merak, ilgi alanına kalır. E peki ne oldu şimdi? Ya arkadaş ben işte efendim Burcu'ma göre bir hesap yapılmış astroloji. İşte o astroloji de ne kadar sağlam. Şu anda Hazreti Ali'nin radıyallahu anh gibi o dönemdeki alimlerin hesapları yok ki. Şimdikiler neye göre bu hesapları yapıyor? Onun hakkında da benim bir bilgim olmadığı için bir şey diyemiyorum. Ama Burcu'ma göre benim bugün işte ticaretim iyi gitmeyecek. Ben bugün bir alım satım yapmayayım. Bari işe gitmeyeyim dedi bir adam. Bize göre, fıkha göre yani sen bundan dolayı maniin yok. Sen işine yap, gidebilirsin, ticaret yapabilirsin, alsat yapabilirsin. Ama ya içime sinmiyor, biraz evhamlandım ben. Evhamlandın, evde oturacağım. Otur, o da caiz. Yani şimdi İslamiyet sana illa da vaciptir, gitti alışveriş yaptı o gün demiyor ki o da farz değil yani. Namaz değil, abdest değil yani. Dolayısıyla sen ondan etkilendin de duruyorsan, mesela çarşamba günü hasta ziyaretimizi, çarşamba hakkında dolu safer kitabımı alırsanız, Dolu hadis görürsünüz ama çarşambaya özel hadisler, rivayetler olabilir. E şimdi çarşamba günü hasta ziyaret. Orada bahis açtım. Adam diyor ki ya diyor hangi hastayı çarşamba ziyaret edecek? Perşembe gömdük diyor. E şimdi yani alimlerden bu söyleniyor. E böyle söylenince hastalar da evham etmiş. E bu o zaman yayılmış. Bu birkaç yüz sene evveli konuşuyorum. yani İbn Abidin'den de önce. E şimdi İbn Abidin Hazretleri diyor ki ki fıkıhçıdır. Hanefi fıkıhçısı. Yani diyor şimdi burada Böyle bir şey var mı yani hasta ziyaretine gitmeyelim çarşamba? Ya İslam'a göre bu mekruh bile olmaz. Gidilir yani. Hiç alakası yok. Bu Sıla-i Rahim ziyaret bunun günü saati olur mu? Hasta ziyareti yani. Belki adam bir saat sonra ölecek. Gitti helallaş yani. Bunu çarşambası, persembesi olur mu? Bunda biz fetva olarak mahzur yok diyoruz. Ama İbn-i de diyor ki e şimdi ya hasta kafaya takan evhamlı biri ise ya çarşamba kimseyi getirmeyin gelmesin arkadaş öleceğiz mi perşembeye gibi evhamlandı bir Müslüman da dese ki diyor, ya şimdi hasta zaten evamlandı veyahut da böyle bir şey, kurafe var. ben şimdi buna gidip de adamı daha evamlandırmayayım diye gitmese, bu adam da günahkar olmaz diyor. Şimdi onu demek istiyorum. Sen şimdi ben de Burcu'ma göre bir hesap çıktı da ben de bugün evde oturayım desen haramdır evde oturma illa da çıktı diyemeyiz ki yani. Bunları doğru anlamak lazım. Dinde yeri nedir? Helal haram değilse, mekruh bile değilse bu konuların bu konulara riayet, hani şu burçtan olanla evlenmek gibi, bunda mekruhluk bile yok. Ama burca bakarsan bu kız bana uymuyor. Ama ben bununla evlenmek istiyorum. Evlen, mekruh bile değil. Abi, evlen, bunda biz sana fıkıh olarak hiç de demeyiz. Anlatabildim. Bu senin keyfin bilir. Paşa keyfin bilir arkadaş. Biz sana ne karışalım yani. Dinde hükmü yok yani. Dinde yeri yok bu demek. Onu demek istiyorum. Ama bu ilim midir? Ha bu astroloji ilim midir? Astroloji ilimdir. Ben bunu kabul ediyorum ve bu ilimle uğraşan ihtisas sahibi insanların da te tecrübelere dayalı, hesap kitaba dayalı ilimleri vardır. Buna da ben bir şey demiyorum. Ama şu andaki gazetedeki fal gibi çıkan astrolog hesaplarının esas Hz. Ali Efendimiz'den o zamanki büyüklerden intikal eden gerçek ilimlere ne kadar mutabakatı vardır, muvafakatı vardır. Yoksa bunlara ne kadar hurafe uydurma e, veriler girmiştir ben bunu tespit edecek ilmim ve durumum olmadığı için e, bu şu andaki gazete burçlarıyla e, hareket etmenin e, hiç uygun olduğunu düşünmüyorum. Bize de bursa çıkıyor diye ben söyleme Aziz Başkan da takılır bana da. Ya burca bakıyorlar. Efendim pazar gün biz hapishanedeyiz. Cumartesi ziyaretçi biliyorum. Ha diyor ki hoca senin burcuna baktım. Diyorum ben, ne çıkmış? Diyor işte çoluk çocuğundan bu iyi bir kahvaltı yapacaksın. Şimdi. Ulan ne saçma şey. Bari de yaparken arada da hapishanede olan adam da olabilir. Bir de onu göz önünde bulundur. Yok rastlamış ona ailenden iyi bir gün geçireceksin. Nerede ailen? Cumartesi pazar ziyaretçi bile yok. Yani dolayısıyla atıyorlar ya tutarsa gidiyorlar tabii ki. Ee şimdi ama bu ilimdir. Astroloji ilimdir. Şimdi hemen yine o televizyonlara programlar yaparlar. Hoca inkar etti uzayı, gezegenleri. Öyle demesinler. Ben ilimdir diyorum. Filmdir demiyorum bak. Ama bu ilmin esasları vardır, kaideleri vardır. Her ilim gibi. Matematik gibi, fizik gibi, kimya gibi. Bu ilim esaslı bir şekilde mutala edilirse gezegenlerin birbirine iktiranından ve iftirakından yani yaklaşmasından ve uzaklaşmasından uzaklaşmada neler gelişir, yaklaşmada neler oluşur? Ha bu gibi şeylerin yer üzerinde etkisi var mıdır? allah Teala'nın yaratmasıyla vardır. allah Teala'nın yaratmasıyla vardır. Burada e, bazı ilimler ileriye dönük çıkarsa, yani hakikaten ilimden bahseden, bu işin ilmini yapmış bir adama gidersen, bu adam da sana derse ki bu sene şu olabilir, şu olmayabilir, sen ticaretten sakın, bu sene sende sıkıntılar olabilir. İşte doğum gününe, saatine, burcuna, bilmem ne göre bir hesaplar, kitaplar yapıyor. İleriye dönük. Bu da çıkarsa, sen de burada tabi aa adam gaybı bildi demeyeceksin. Ama adam kaç ay evvel söyledi. Bu gaybı bilmeye girmez. Niye gaybı bilmeye girmez? Çünkü hesaba kitaba dayalı şeyler gayb olmaz. Mesela Allah Teala ne buyuruyor? Ana rahmindekilerini kimse bilmez diyor Kur'an. Ama şimdi ultrasondan bildim diyor. Ahmağın biri çıkmış. Doktor da olsa ahmak olabilir tabii ki. Diyor ki ben bildim işte diyor. Allah bilemezsin dedi diyor. E sen şimdi erkeğin affedersin bilmem nesi belirmiş orada görülüyor. Onu nenem de bilir onu görse yani. Sana Allah Teala su halindeyken bilemezsin diyor. Daha cinsel organı meydana çıkmadan bilemezsin diyor sana. Yoksa bir aletle bildikten sonra, e, aletle bildikten sonra sebep girdi devreye. Sebep girdikten sonra kayıp olmadı ki. Kayıp ne ederler? Görünmeye ne derler? Seninki şehadet oldu çünkü... E, görünen şey şehadet denir. Şahitsin yani. E, görgü tanığısın yani. E, dolayısıyla orada... Yani ilim çok mühim. Bu gaybı bilmeye neden girmez? Çünkü hesaplara göre gezegenlerin yaklaşımında nasıl ki mesela şu hesaba göre ay tutulması olacak diyor takvimde. Bir sene evvel yazmış. Oluyor mu o dakikada? Oluyor. Bu gayba girmez ki bu hesaba girer. Çünkü eşşemsü vel kameru bi husban diyor Kur'an. Güneş ve ay rastgele gezmiyorlar. Hesapla geziyorlar. Hesapla gezildiğine göre o hesabı da bildiğin zaman o hesap iki kere iki dört ettiği gibi dört eder. İşte ay tutulacak dediği saat tutuluyor. Güneş tutacak, tutuluyor. Şuralar görecek, görüyor. Şurası görmeyecek, görmüyor. E şimdi bunları yaşıyoruz. E bunu bir sene evvel söylüyorlar. E söyler. Çünkü Mevla güneş ve ay sistemini hesaba dayalı yaratmış. O hesabı da bilen adam iki kere iki toplayan da dört bulduğu gibi bulur. Bu gayba girmiyor. Astroloji de bir ilimdir. Bu ilme göre gezegenlerin birbirine uzaklaşması veya iktiranı yaklaşması e, neticesinde bir hesaplar var. Bu hesaba göre işte senin de doğumun, saatin, günün vesaire bilmem ne. Buradan bir ilim var ki allah Teala kurallar koymuş, kaideler belirlemiş. Bu kaidelere göre bu adam hakkında bu bunu geliştirir, bu bunu geliştirir. Bu yani iki kere iki, üç kere üç. Anladın mı? E, nasılsa altı, efendim, bu da aynı hesaplan olduğu için kayba girmez. Kayba girmez. Ama ben bunu araştırayım mı? Yani İslamiyet böyle bir araştırmayı teklif etmemiştir, emretmemiştir. Benim başıma neler gelecek şudur budur. Sana Allah Teala duayı emretmiştir. E bir senelik dualar söylüyoruz sana. Muharrem'in başında oku diyoruz sana. Bir sene bela yok diyoruz. Safer'in şu gününde, şu çarşambasında şunu oku diyoruz. Kadir gecesinden Kadir gecesine ihtiare namazı kıl, dua et diyoruz. E berat gecesi bir senelik kaza kaderler diyoruz. Mübarek adam sana bu kadar ayet, hadis ve dua öğretilmiş. Garantili Allah'a yalvarıyorsun, belaların olmayacağına dair vesaire. Hatta bazılarının Efendim bunu okuyana e, o sene ölmeyeceği bile bir şeydir, sabittir deniyor. Çünkü neden? Ölecek olana nasip olmaz gibi ilimler var. E bu kadar ilim size veriliyor. Senin şu anda astrolojiyle uğraşıp da başıma neler gelecek diye bir şey tespit etmene hiçbir lüzum yoktur. Uygun da değildir. Efendim, şimdi diyor o İslam e, son dönemlerde ortaya çıkan radikal örgütler İslam'a büyük zarar veriyor. Veriyor. Bunu en evvel ben söyledim. Kimse konuşmazken ben konuştum. Aylar evvel konuştum. Herkes Efendim ne olduğuna bir bakalım diye beklerken ben söyledim. Vehhabi, Selefi akımların e, İslam'a ne kadar büyük zarar verdiğini beyan ettim. Bunların başında işte IŞİD geliyor. İşte insanları öldürürken uyguladıkları canice yöntemler büyük tepki çekiyor. Evet, kafa kesmek ilk sırada geliyor. İslam savaş hukukunda kafa kesmenin yeri var mıdır? Sizce cihat dahi yapılsa insanların kafasını keserek öldürmek caiz midir? Şimdi e, zaten bunların yaptığı cihat değildir. Yani meşru bir cihat değildir meşru bir cihat olması için meşru bir İslam devleti olması lazımdır. Meşru bir İslam devleti olması için e, Müslümanların e, efendim biat etmesi, halife tayin etmesi lazımdır. Dünya İslam alemi 2 milyara yaklaşmış durumdadır. Hiçbirinin kabul etmediği 20-30 bin kişiyi toplayan her çete başı, her eşkıya başı, aşiret reisi, devlet reisi olamaz. Dolayısıyla böyle bir cihat meşru olmaz. Bir. İkincisi, İslam'da ceza kanunu vardır. Ceza kanununda idam vardır. Bak şimdi Fransa bile idamı geri getirelim. Demaha başlıyor. Ee, i̇dam çünkü kısas. Ve lekun fil kısas hayatun. Kısas yani adamı öldüreni öldürmekte hayat var. Çünkü öbür türlü kan davaları uzayıp gider. Millet birbirini öldürmeye başlar. Onun için katil öldürülmelidir. Ancak kan sahipleri helal eder, bağışlar ayrı bir şey. Yoksa hakkını istiyorsa devlet öldürmelidir katili. Devlet öldürmelidir yine. Öbür türlü kan davası devam eder. E, devlet öldürmelidir. İslam devlete yönelik bu hükümleri tertip etmiştir. Kısas İslam'da var. İdam cezası İslam'da var. Efendim e, bunlar e, kafa kesme meselesinde tabii idam, e, idamın çeşitleri var. E, Kur'an-ı Kerim'de işte en yukattelü e, eşkıya teröristlerin işte bu PKK'cılar gibi teröristler hakkında mesela fesat çıkarıyorlar, yol kesiyorlar bilmem ne diyorlar. Milleti kaçırıyorlar. PYD'si, PYD'si. Her gün gazetelerde görüyorsunuz haberleri. Bunlar efendim yeryüzüne fesat çıkaran gruplardır. Bunlara ceza takdir ediyor Maide Suresi. Öldürülecekler diyor. O öldürülmenin şeklini demiyor. Orada tabi devletin düzenine bakar. Devlet mesela şu şekil idam edelim. İşte benim zehirli iğneyle idam ediyor eder. E şimdi çıktı tabi onlar o zaman yoktu. Yok efendim kafasını keser. Yok efendim ipte asar, sallandırır. En yukat öldürülmeleri. Burada mesela kılıçla kafasını uçurmak veya girebilir. Ev yusalle bu yahut asılmak. Bak bu işte dar sallandırılmak demektir. Yusalle bu. Ev tukat ta edin Ya elleri ayakları çapraz kesilir sağ el sol ayak gibi. Ev yün laz ya da sürgüne gönderilirler vesaire. Yani İslam'da bu İslam ceza kanununda Rabbimizin bunlar vardır. Kafa kesmek de bu yöntemlerden bir yöntemdir. Ama mesele nedir? Mesele bunu devlet yapar. Fertler asla kısas da yapamaz. Yani benim babamı öldürdü. Bu katili ben öldürebilir miyim diye sen bana fetva sorsan, fetvaya göre senin bunu öldürmen caiz değil. Ama babamı öldürdü, kısas hakkı. Ya kısas hakkı varsa bu devlet yöneticilerine, e, valilere yani İslam'da vali yönetici demek. Valilere emirdir. E, fertlere emir değildir. Çünkü fert onu öldüreyim derken kaç tane daha karışık iş yapabilir? Yanında biri daha gider, bilmem ne olur suçsuz beri insana bulaşır o da bir senden o iki senden o üç benden o diyecek ki benim bu adamım değerli sizden on kişiye bedel diyor bu sefer diyor ki bu benim aşiretimin lideri senin gibi bin tane eder diyor o bire bin öldürür yani bunu devlet yapmalıdır devlet kaza şer'i şer'i şer mahkeme İslam'ın hükümlerinin doğrultusunda buna karar çıkar. O karar muaciyesinde uygulanır. Yoksa bir örgüt çıkmış, bir bilmem ne çıkmış. Bu zaten meşru cihat değil diyorum sana. Meşru olmayan bir cihatta kafa kesmek var mı? Zaten adamın niye kafasını kesiyor? ehl sünnet adamın kafasını kesiyor. Müslümanın kafasını kesiyor. Müslümanın, kafasını kesiyor. Müslümanın kafasına sıkıyor. E sen şimdi bunu ne öldürüyorsun? Yani ne öldürüyorsun? Adam ya Muhammed demiş, bilmem kabir ziyaret etmiş, türbeye gitmiş. Yani bu vehhabilik bu selefi akımında zaten gavurla uğraşmıyor ki. Geliyor Müslümanı kesiyor yani. Dolayısıyla bunların cihadı da meşru cihat değil. Bunların kafa kesmesi de hiçbir şey değil. Hapishanede hiçbir şey de hukuku, İslam hukukuna uygun bir şey değil. Ha İslam'da idam vardır. Yani kısas dolayısıyla vardır. Sade kısas da değil işte. Yeryüzünde fesat çıkaranlar hakkında da ayet-i kerimede idam da vardır, katil vardır, sallandırılmak vardır falan. Kafa kesmek özellikle şurada geçerli olabilir. Ne diyor? Vel curruha kısas. أن nef بالنفس جانًا جان، هل عين göze göz ve lenfe lenf, buruna burun ve lüzüne <laughs> bilüzün, kulağa kulak ve sinne bilsin, dişe diş ve cüruha kısas. Bütün uzuvlar kısas. Ha burada en belirgin benim anladığım şudur ki adam bir adamı kafasını keserek öldürdüyse İslamda ona kısas uygularken kafasını kesmek suretiyle aynı sistemi yapma gibi bu devletin ve kadıların mahkemelerin ve devlet yönetiminin İslam devletinden bahsediyorum İslam devletinin alacağı kararla uygulayacağı cezalardır. Burada kafa kesme metodu da madem katil öldürmek var bu öldürmenin zımnında da bunun yönleri çeşitleri var. Ha ama İslam'da olmayan bir şey soruyorsan bana mesela yakmak yok. Çünkü ateşte Allah'ın azabıdır. Azap etmeyin buyuruluyor. Ha sen bana desen ki bu adam onu yakmış. Ben de bunu yakayım yani devlet. İslam devleti de olsa mesela fıkıhta yakarak adam öldürme şeklinde bir metot yoktur. Ama şimdi işte kılıçla kellesin uçurulması gibi, daracında sallandırılması gibi idam şekilleri vardır yani. Bu vardır. Ama şu andaki örgütler terör örgütü kapsamındadır. Cihat faaliyeti kapsamında değerlendirilmemelidir. Çünkü bunların meşru bir devleti yok. Hadis-i Şerif ne buyurdu? Bunlar devlet hesabıyım diye geçinirler ama ve hak kelamı konuşurlar ama leysu eli hak ehlinden değildirler. Hadis-i Şerif okuduk size. Kitabül Fiten'den. Bunlar hak ehlinden değildirler. Hak ehlinden olmayan İnsanların yaptıkları uygulamalar İslam'a nasıl mal edilebilir? Şeriat ve sünnetle nasıl bağdaştırılabilir? Bunlar meşru değiller zaten. Bunlar efendim eşkıya ee, konumundadırlar. Evet İslamiyet'e de zarar vermektedirler. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Yeni doğan çocuklara değişik isimler verilmeye başlandı. Kimi yabancı isimler verirken kimi de Kur'an'da geçen bir kelime anlamını bilmeden isim olarak koyuyor. İslamiyet'te ismin önemi var mıdır? Bazı isimler insana dini açıdan fayda sağlar mı? Şimdi bir soru da var. Beş soru. Şimdi değişik isimler verilmeye başlandı. Doğrudur. Yani işte kayadır, yapraktır, topraktır, yağmurdur bir şeyler veriyorlar. Doğru. Şimdi kimisi yabancı isimler veriyor. Bunlara tamamen İslam cevaz vermez. Yani kafir ismi. Johnny, Moni, Bilmem ne, sen şu çocuğuna insan gavur ismi verir mi? Yani Müslüman bir aile bunu vermesi uygun değildir. Dolayısıyla e, yabancı isimlerden onu anladım yani sorudan. E, kafirlere mahsus isimler bunlar asla caiz değildir. Çünkü neden? O isim o kişi hakkında duyanların acaba bu Ermeni kökenli mi, Yahudi kökenli mi, Hristiyan mı falan gibi insanın şaibelenmesine tövmet altında bırakılmasına sebebiyet verir. Ama ben Ermeniyim, niye tövmet? Ya sen Ermeniysen zaten Ermeni adını koy. Ben sana bir şey demiyorum. Müslümana bunu koyduğun zaman diğer Müslümanlar acaba şu adam ona kız mı verecek, kız mı alacak, kız istemeye geldi. Her zaman sorun yani bu şimdi senin adın böyle olunca senin aslın neslin diye karıştırırlar bizim millet. Onun için ne lüzum var o çocuğu da zor duruma sokma. Çocuğun ana baba üzerindeki haklarından biri de nedir? ismini güzel vermesidir. Tabi terbiyesi vesairesi var. Ama bir hakkı da çocuğun nedir ana babasından alacak? İsmini İslam'a uygun güzel isim vermesidir. Şimdi e, tabii tabi ki Türk isimleri var. Yani illa ben Ahmet mi takacağım, Mahmut mu takacağım? Şimdi ben sana isimlerde seçeceğin isimleri söylemem gerekirse üç tane şık sunarım. Hayrul esma ama Hummide ve Ubbide. En hayırlı isimler diyor hadis-i şerif olarak sana söylüyorum. Hamd ve abd kelimeleri kökeninden türetilen isimlerdir. Hamd kökünden Ahmet'tir, Mahmut'tur, Muhammed'tir, Hamid'tir, Hamit'tir vesaire. Abd kökünden, abd kökünden Allah'ın bütün ismini takarsan abd olur. Yani 99 isim, 99'a ben de belki bin bir isim de var. Önüne tak Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdülaziz, Abdülkadir, Abdülrezzak, Abdülfettah, Abdülkahar, Abdülcebbar git. Ne kadar abd koyarsan en hayırlı isimdir. Ee, bu tamam. İki tane söyledim. Bir tane de nedir? Peygamber isimleridir. 124 bin bir vaat, 224 bin peygamber var ama isimleri de bize ulaşmış çok yok. 25 tane Kur'an-ı Kerim'de geçer. Hadislerde de geçenler, Kur'an'da geçmeyenler de var tabi. Danyal Aleyhisselam gibi, Circis Nebi gibi, İşmevil Aleyhisselam gibi falan. Şem'un aleyhisselam gibi var yani bazı. Bunlar fazileti vardır. Bu faziletlerden insana dini açıdan fayda sağlar mı cevabı sağlar şöyle ki hadis-i şerifte gördüm ki cehenneme giren Müslümanlardan en evvel çıkarılacak olanlar ismi peygamber ismine muvafık düşenlerdir. Yani Müslümanları konuşuyorum. Kafiri zaten adı istersen Muhammed olsun kafirse Adam o cehennemden ebedi çıkamaz. Onu konuşmuyorum. Müslüman olup günahları yüzünden cehenneme girenlerden en evvel kimler çıkacak? Efendim, e, ismin peygam bir peygamberin ismine uygun olanlar çıkacak. Zaten en son çıkanlar da yine Allah'ın ismine uygunluktan. Mevla buyuracak, peygamber ismi olanların hepsi çıktı. E kim kaldı? Efendim, ismi muvafık düşmeyenler. E bunlar mümin değil midirler? Mümindir. Peki ben neyim Allah buyuracak? müminül mühemin Allah'ın bir ismi de mümindir Dolayısıyla Mevla Teala vuracak ben kendi isimlerimin hürmetine onları da çıkaracağım Hani zerre kadar imanı olan çıkacak hadiş teriflerinin zuhuru olarak bundan dolayı ismin insana faydası vardır Peki bu arada Kur'an'da geçen bir kelimeyi anlamını bilmeden isim olarak koyuyor. bu çok yanlış ya bir soruyorum bu isim nedir diyorum cennetmiş diyor e Böyle bir isim yok cennetin diyorum, Farsçaymış çaymış diyor. Ya bilmediğiniz isimle niye takıyorsunuz? Şimdi çokları İrem takıyor. Ya İrem Kuranda geçiyor, İrem Kuranda geçiyor diye iyi bir şey demek değil ki. İrem bağları, ya İrem bağları ama İrem azatil imad diye geçiyor. Yani direkler sahibi at kavminin e, İrem yurdu. Yani şimdi e, at kavmi kötü bir kavim. İrem de onların e, efendim yurtları e, veyahut da kabilenin adı olabilir. Şimdi bu İrem Allah'ın lanetlediği ve helak ettiği bir toplumla alakalı bir isim mesela. E sen şimdi bunu Kur'an'da geçiyor diye koyamazsın ki. E Kur'an'da Karun da geçiyor. Karun mu koyacaksın çocuğun adına? Kur'an'da Firavun da geçiyor. İblis de geçiyor. Yani bu Kur'an'da olan her şey çoluk çocuğa isim takılması caiz değildir. Bunlara mutlaka sormak lazımdır. muzafla muzafile kelimeyi birbirinden ayırmışlar. Kelimenin sonunu geçen neydi bir tanesi ya? Ecrin. Koymuş ecrin şimdi. Bana diyor ki ecrin. Ya tamam ecrini ben bilmiyorum dedim ki niye koy diyor ki Kur'an'da var. Ya, ya, kardeşim dedim ecrin Kur'an'da var ama ecrun var ecrin ve on cer halidir. Ecrun olur, ecran olur, ecrin olur. Yani Arapçada üç tane ref hali, cer hali, nasb hali var. Ecrin cer halidir. Bu neyin ecrin yani ecir sevap demek. O zaman ecir diyebilirsin belki ecir. Ama ecrin dediğin zaman gülünç duruma düşersin. Yani çünkü cer halidir, meksur halidir. Cerde biraz altta, altta olduğu için iki kesre çok da biraz e, isimde müsemmaiye tesiri var. Yani sonra şeyin altta kalabilir e, ne onun adı itibarı. Yani e, ne diyor el esma tenzilümin isimler gökten iner. Hakikaten bakıyorsun Ahmet benim adım gibi çok hamdim boldur elhamdülillah. Başıma da gelmeyen kalmadı. Diyorum ya Ya Rabbi Ahmet'ten geçelim 50 yaşına geldik. Mahmut ismim de var ona biraz taluk edecek diyorum ya Mevla'ya. Çünkü hamd eden bela, kaza ne gelirse hamd eden demektir. Biz de Ahmet'iz yani. E, hamd edeceğiz ismimize uygun halim de öyledir zaten. Çünkü isimler gökten iner. Hakikaten bakarsın ismin e, e, şahsın üzerinde etkisi görülmektedir. Bundan dolayı isim hususunda titizlik göstermenin faydası çoktur. Evet, dinde, dinimizde kürtajın kesin olarak yasaklandığını biliyoruz. İslamiyet'te doğum kontrolüne yönelik bir tavsiye var mıdır? Doğum kontrolünün İslami açıdan hükmü nedir? Hangi doğum kontrol, kontrol yöntemleri caizdir? Şimdi kürtaj, yani çocuk oluştuktan sonra aldırmak demek. Çocuk oluştuktan sonra aldırmak haramdır. Katildir, e, caiz değildir, e, diri diri gömmeye benzeyen bir cahiliye adetidir. E, çocuk aldırılmaz. Bu şu ara doktorlarda bir e, moda olmuş. Bilmem ne hastalıkları çıkartmışlar. Zihinsel, bilmem ne. İşte senin çocuğunda şu görülüyor, bu görülüyor. 3 aylık, 5 aylık bebeğe hemen işte özürlü olacak, bilmem ne olacak, kafasız olacak, mangurt olacak, bilmem ne konuşmaya başlıyorlar. Bu doktorlar kesinlikle yalan yanlış konuşuyorlar. Böyle bir veri, meri tespit yok. Ben böyle tespit ettikleri ve çocuklarını aldırmaya insanları teşvik ettikleri birçok çocuğun doğduğunu ve sağ sağlam büyüdüğünü gördüm. Bizzat gördüm. Allah'tan bize geldiler de biz dedik ki aldırmayın arkadaş. Bu bir imtihandır. Çocuk canlanmış, etmiş. Çocuk e, üflenmiş. 120 günlükken zaten çocuğa ruh üfleniyor. 120 günlükken ruh üflenmiş, canlanmış bir çocuğu sen nasıl katledersin? Katil olsun ya. Kürtaş kesinlikle yasaktır. Ya bu Allah'ın izniyle doğrulacak ve büyütülecektir. E tabi bazı imtihanlar olabilir. Yani bir parmağı yok diye çocuğumu öldüreceğiz. Kolsuz diye çocuğumu öldüreceğiz. Ayaksız diye biz o çocuk katil mi olacağız ya? Olabilir. Mevla yaratıyor her türlü yaratır allah Teala. Bunda imtihanlar vardır. Sen de ona bakacaksın sevap alacaksın. O da kazanacak sen de kazanacaksın. Allah Allah. Böyle şey olabilir mi yani? Sen efendim sipariş üzerine mi Allah'tan çocuk istiyorsun? Mevla istediğini verir yani. Sen istediğini vermez. Dolayısıyla e, kürtaj haram. Peki doğum kontrolüne yönelik tavsiye. Yani doğum kontrolü Allah'ın e, hepsi dünya gelecektir. Kontrol etsen de gelecektir. Korunsan da gelecektir. Korunmasan da gelecektir. Hadis-i Şerif'te buyuruyor ki suyunu bir kayanın üzerine bıraksan o sudan Allah çocuk halk etmeyi murad ettiyse ve ezelde yarattıysa ve bildiyse ilme ezelisinde o çocuk dünya gelecektir. E nasıl ne alakası Ya ne alakası var işte sen senin anlayacağın işler değil onlar. Değil mi? Yani orada efendim bir yere suyunu bırakıyorsun üzerine biri oturuyor. efendim o anda ondan kaptığı ve hamile kaldığı olaylar yaşandı dünyada. Efendim o suyun yani başka bir rahme ilişkisiz. Ama orada denk gelmek suretiyle de olabiliyor. Bundan dolayı doğum kontrolü ne izin var mı soruyorsanız cevaz vardır. Yani azil dediğimiz. Azil nedir? Sahabe-i diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy gelirken biz azil yapardık. Yani bu ne demektir? Vahiy bizi engellemedi. Azil de ne demektir? Korunma demektir. Korunma caizdir. Ama burada tabii eşlerin birbirleri üzerinde hakları vardır, faydalanma hakları vardır. Buna da riayet etmek lazım. Ona göre e, korunmanın yöntemine riayet edebilirsiniz. efendim. Buna cevaz verilebilir. Veyahut efendim e, haplar kullanılabiliyor e, hamile kalınmamak için. Bu haplarda da e, dini içerikte bir sakınca yoksa alkol gibi, domuz bilmem nesi gibi yani hapın içeriğinde de şimdi bu helal şeyleri var ya kurumlara inceliyorlar ürünleri helal haram bazında. Yani hapın içeriğinde ben tabi hapların tahlilcisi değilim. Hapın içeriğinde ha haram bir madde yoksa efendim sırf, sırf e, korunmak için bu hapı almak caiz midir? Caizdir. Yani buna da e, fetva veriyoruz. Efendim. Şimdi bir şey takıyorlarmış rahme. E, ancak şey caiz değildir. Rahmi bağlatmak caiz değildir. Bağlatmak e, kısırlık demektir. Kısırlaştırmak sonra da geri dönüşü olmayan e, çocuk istesen de bir daha yapamayacağın durumlar meydana gelir. Dolayısıyla kısırlaştırmak asla caiz değildir. E, bundan dolayıdır ki e ee, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden değildir. Kısırlaştıran ve kısırlaştırılan bizden değildir. Buran burduran burdurulan bizden değildir. E, buyur erkekte de çünkü kısırlaştırma söz konusudur. E, hadım etmek anlamında. Bunları yapan, yaptıran bizden değildir. Leyse <laughs> minna hasaviktasa hadis-i şeriftir. Bu da buraya girer. Kısırlaştırmak ve kısırlaştırılmak çünkü bunu yapan doktorun da işleminde haramlık olur. Dolayısıyla bu caiz değildir. Ama geçici bir şey takıyorlar sonra istediği çıkar çıkarılabiliyor da bu kısırlaştırmaya girmez diye sorulacak olursa bu da zaruret olmadıkça tevessül etmemek lazımdır. Çünkü bunu bu işlemi yaparken avret yerinin açılması gerekiyor kadın açısından. E ben kadın doktora yapıyorum ama kadın doktorun da kadının avretine bakması caiz değildir. Zaruretsiz. E şimdi burada da sen efendim azil yoluyla veya hap yoluyla veya başka bir yöntemle korunmak mümkün iken bunu yaptırmak uygun değil. Çünkü bir kere bile olsa bir kadına bile olsa avretlerini açman e, zaruretsiz, caiz değildir. Ama tabii hayati bir meseledir. Ölüm kalım meselesidir. İşte bu sezaryen şey, peş peşe gelmiştir. Bir de e, doktorlar işte şey diyor, doğurmaman lazım vesaire. Korunması gerekir. Çok da zaruri bir hal olur. Hap mapta para etmiyordur. Gibi durumlar olursa zarurete mebni olarak e, kısırlaştırma anlamında değil bir e, spiral mi diyorlar bir şey ta takıyorlar E tabii bu demek ki kısırlaştırma anlamında olmadığı sürece yani istediği zaman alınıp yeniden hamile kalma imkanı sağladığı sürece buna da cevaz verilir. Efendim midye yemek haram mıdır? Midye, ondan sonra ne diyorsunuz? Yengeç, istiridye ondan sonra istakoz bilmem ne bu gibi şeyler ben hayatta yemedim ağzıma da sürmedim tabi. E ama ben bana ben hoş şey değilim. E, velakin bunlar Hanefi mezhebinde, biz Hanefi mezhebindeyiz. Hanefi mezhebinde tahrimen mekruhtur. Tahrimen demek harama yakın. Harama yakın derecede mekruhtur. Ama Şafii ise Maliki mezhebinde e, biz bir kere gittik yani Medine'de. Yok Cidde'de bizi götürdüler yeme. Efendi Hazretleri falan beraber, birçok şey, hocalarımız hep beraber, e, Seyit Maliki Hazretleri de var ama onlar Maliki ya Seyit Alevi Maliki. E, Maliki vezirindeydiler. O kadar da pahalı şeyler almışlar ki o yengeç mengeci çok da pahalıymışlar falan. Bir sofra düzmüşler. Belki şimdiki Türk parası kaç bin liralık sofra. Hep aç kaldık. <laughs> Çünkü e, biz arıyoruz ekmek, şu bu yani çorba. Yok. Ama onlara göre onlar bize çok büyük iyilik etti. Velakin ne baş kaldık ya. Yani. Neyse balık cinsinden bir şey vardı da o da yetmedi yani o kadar adama. E, hep koymuşlar şu bu. Ama maliki oldukları için onlarda mekruh bile değil. E, Şafii Hazretleri zaten denizden ne çıksa caiz görüyor. Hanefi mezhebinde ölçü şudur. Bana her balığı tek tek sormayın. Hanefi mezhebinde balık şeklinde olanları yemek caizdir. Balık şekli, şekli balık şekli olmayan. Yengeç balık şeklinde değil. Efendim işte e, medya balık şeklinde değil. Bu gibi balık suretinde olmayanların yenilmesi tahrimen mekruhtur. Evet. Ondan sonra efendim demişler ki İsrail bayrağında altı köşeli yıldız var. Bu geçmişte yapılan birçok camide İslam'ın simgeleri arasında sayılarak kullanılmış. Davut yıldızı ve Hazreti Süleyman'ın mührü şeklinde de tanımlanan bu yıldız İsrail'in bayrağında yer alması sebebiyle günümüzde Yahudilerin sembolü olarak biliniyor. Sizce bu yıldızın kullanılmasına sakınca var mı? Bu yıldız İslami simgeler arasında değil mi? Şimdi bu onun tabi bizcesi bencesi olmaz da burada bir ayrım göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Süleyman Aleyhisselam'ın mühründe bu var. Bazı bizim kitaplarımızda yazılan nüshalerde de hıfz ve koruma mahiyetinde cinlere karşı Süleyman Aleyhisselam'ın tesiri devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi bile çünkü Rabbi hebli mülken ya Rabbi ebli mülken la enbeği li ahadim min ba'di. Rabbi gfirli ya Rabbi beni affet ve ebli mülken bana bir saltanat bahşet. La enbeği li ahadim min ba'di. Benden sonra kimseye yakışmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ifritin biri namazında teheccüde musallat oldu ve sıkıştırdı Efendimiz'in namazını bozduracak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdi onu yakaladı. Direğe bağladı. Hatta salyalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline aktı. O öyle yani canlı canlı yakaladı. Dedi sabah Medine'nin çocukları buna tükürsünler suratına diye bağlık bırakacaktım. Sabah olsun herkes gelsin bunu görsün. Çünkü artık o kendini gösterecek duruma girmiş. Mevla da onu şekilde saklıyor Resulullah Efendimiz'in hürmeti. Kendini kaybettiremiyor artık. Çünkü o ta taarruza maruz kalacaktı da. Hemen fezekar Süleyman. Süleyman kardeşimin sözünü hatırladım. Ne dedi? Benden sonra kimseye layık olmasın o mülk. E şimdi ona mahsustu bu cinlerle. Cinlere azap etme işi. Dolayısıyla ben şimdi onun şeyine ortak olmayayım. Mülküne ortak Olmayayım diye saldım buyuruyor. Dolayısıyla Süleyman Aleyhisselam'ın şeyi devam ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cinlere mektubunda ki biz o mektubu şallara şuna buna bastığımız o mektupta bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Süleyman'ın mührü üzerinize gelsin. Yani dolayısıyla yine Süleyman Aleyhisselam'ın şeyini kullanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarla Süleyman mührünün ee, nüshalerde ve İslam aleminin, alimlerinin kitaplarında yeri vardır. Ama bu Yahudi bayrağında yer alan altı köşeli ile alakası yoktur. Çünkü bu Selçuklu'da da kullanılmış. Selçuklu eserlerinde de gider bakarsanız sekiz köşeli. Ve bunların hepsini internette bile girerseniz her bir köşenin Selçuklu yıldızındaki ve Süleyman mühründeki sekiz köşenin her birine bir mana. Bir rahmettir, berekettir, ülfettir. Bunlar hepsi bir e, semboldür. Ama İsrail bayrağındaki Altı köşelidir, sekiz köşeli olanla hiçbir alakası yoktur. Osmanlı camilerinin mimarisinde de görülen, o işte Mason sembolü, Yahudi amblemi gibi çocukluğumuzda bize de e, yansıtılan şeyler. Ama şu anda incelediğimizde görüyoruz ki o altı köşelidir. E, o Selçuklu'nun, Osmanlı'nın kullandığı, Hz. Süleyman Aleyhisselam'dan intikal eden, tevarüs ettiğimiz mührü şerif sekiz köşelidir. Onun için onları birbirinden ayırmak icap eder. Ondan sonra dövme yaptırma meselesi. E, hocalar arasında ihtilaf yaşanıyor. E, dövme kesinlikle haramdır. Abdesti engel oluyor deniyorken evvelce şimdi son zamanlarda dövme derinin altına yapıldığı için deriye su temas ediyor. Haram olmaz görüşleri ortaya çıktı. Dövme İslam'a göre caiz midir? Dövme İslam'a göre kesinlikle haramdır. Hem kebair büyük günahlardandır. Çünkü hangi günah hakkında lanet ifadesi kullanılmışsa lanet kullanılan hadislerdeki bütün günahlar Normal küçük günah sayılmaz, büyük günah sınıfına girer. Ee, Hadis-i şerifte ne buyuruyor? لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ Allah saçına saç ekleten, eklettirene lanet etsin. İnsan kılından olan peruklar hakkındadır. İnsan kıllarından yapılan peruk kullananlar da lanetlenmiştirler. Onu veren de o saçımı yani lanet, ekleyen, ekleten, o işlemi yapan hepsine lanet etmiştir. Dövme yaptan, yaptıran lanetlenmiştir. Bu dövme tabii üzerlerine yapıştırılıp da hani çıkandan değil. Derinin altına işlemeli, derinin altına işlenen dövmeden bahsediyoruz. Ee, öbürleri de uygun şeyler değil. Böyle resim yapıştırmak, çıkartmak falan. Tabii onlar suyla muyla yıkanıp gidiyorlar ama hakiki dövme değil onlar. Sahte dövme ama yine uygun değildir. Ve lakin hakiki dövme deri altına işlenen haramdır. Dövme yaptırana lanet et, etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yarattığı şekli değiştirenlere lanet etmiştir. Dişlerini yontturanlara sırf güzellik için, dişlerinde bir sorun olmadan, sırf böyle dişleri güzel görülsün diye bilmem, dişlek gibi görülsün, yok dışa çıksın, yok sırıtsın bilmem ne diye dişlerini değiştirenlere lanet etmiştir. Allah'ın hılkatini, fıtratını tahir ve tebdil eden, değiştirenlere genel manada lanet etmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada dövmeyi özellikle zikretmiştir. Dövme bundan dolayı lanetlik, kebair, büyük günahlardandır ve haramdır. Şimdi eskiden abdese engel oluyor deniliyormuş, şimdi olmaz deniliyormuş. Eskiden de abdese engel oluyor demedik. Başka hocalar dediyse bilmiyorum. Siz bakarsanız derinin içine işlendiği için, su da deriyle temas ettiği için abdese gusle mani değildir. Velakin söktürebilen, çözdürebilen çözdürsün deniyor. Fakat hakiki derinin dibine işletilen dövmenin çok zor olduğu, maddi külfetli olduğu, geri çıkartmanın çok zor olduğu ve ağrı sancılı bir işlem olduğu, herkesin de bu operasyona para imkan bulamayacağı bunlar göz önünde bulundurularak fıkıh alimleri demişlerdir ki istifrar edilmelidir, tövbe edilmelidir. Bir daha yapmamak üzere azmedilmelidir. Kapalı tutulmalıdır. Gösterilmemelidir. Ama çıkartılacak imkan yoksa, çok acı veriyorsa, hani sana bu acıyı çek de bunu çıkart diye İslam zorlamıyor. Abdestek usle de mani değildir. Çünkü deriyle birlikte olmuştur. Artık derinin kendisi olmuştur. Dolayısıyla abdestek usle mani değil. Ama abdestek usle mani olmaması haram olmaması anlamına gelmiyor. Yani sen şimdi abdestek mani değil deyince o zaman günah değil anlama bu işlemi yaptırmak çok büyük günahdır ve haramdır ve lanetliktir. Yaptırma. Yaptırdıysan da gösterme ve bunu mümkün mertebe sıyırmaya, çıkartmaya da çalış. Ama zorluk varsa da mecbur etmiyor İslamiyet. Neden? Abdestin kusme mani yok diyor. Hani çıkartmasan da, efendim namazın abdestin tamamdır deniyor. Ama bu haram olmadığı anlamına gelmez. Bunları birbirinden ayırt edelim inşallah. Son bir soruyla nihayet verelim. İnsanlar araçlarını herhangi bir kazaya, belaya karşı korumak için kasko yaptırıyor. E bunun Allah'a güvensizlik olduğunu söyleyen bazı görüşler mevcut. İslam'a göre kasko yaptırmakta bir sakınca var mıdır? Yani bunların esası kaskonun efendim e, özel sigortaların e, yani e, devletin yaptığı değil de özel sigortaların ve kaskoların bütün bunların esas dayandığı nokta faiz olma tehlikesinden dolayı bunlar yasaklamıştır. Çünkü neden? E senden 20 sene para kesilir, belki sen 80 sene yaşarsın, verdiğin paranın 40 katını geri alırsın gibi bir şey var. Arada dengesizlik. Tabii ki devletin yaptığı sigortalar taavunidir. Para kazanma amaçlı değildir, destek ve yardımlaşma toplumsal amaçlıdır. Taavuni olanlara müsaade edilmiştir. Ama özeller para kazanma amaçlı yapmaktadır. Bundan dolayı da özel sigortalara, kaskolara alimlerin çoğu, tabii laflarıma dikkat edin, alimlerin çoğu fetva vermemektedir. Dolayısıyla kasko da buna dahildir ve tabidir. Ancak şimdi adam araba almış, normal araba almış, otobüsü var. Çalıştıracak garajda. gar, gar işletmesi diyor ki kaskon yoksa araban çalıştıramaz. Yani bu adamın da ekmeği yemeği bu otobüsten geçinecek yani. Ha şimdi bunun bir zaruret hasıl olur. veya da finans kurumundan araba alır. E, finans kurumlarında araba almak caiz. Çünkü o alıyor sana satıyor. Vadeli olarak. O peşin alıyor sana vadeli satıyor. E, buna biz tabi bazı şartları var akitin. Bunları anlatmıştık diğer fetvalarda. E, o şartlara haiz ise finans kurumunda araba aldırmak caizdir. Ama orada alırken mutlaka ne yapıyor? E, tabii ki kar, e, kasko yapıyorlar. E, bu durumda sen arabayı da oradan alman caiz bir işlem. Ama bu arada kaskoya giriyorsun. Bu caiz midir? E, buna cevaz veriliyor. Çünkü burada sana mecburiyet doğuyor. Ama... Buna da fıkıhçılar şöyle diyorlar. Sen bunu kaskoluğu yapmaktan kurtulman için şöyle yaparsın. Ne dersin o finans kurumuna? Dersin ki sen bunu zaten bana vadeli satacakken bir fiyat söyleyeceksin ya. Yani bunu kaç ayda ödeyeceğime göre ben sana soracaksın fikrimi. Ben sana şu kadar ayda ödeyeceğim diyene göre sen tek fiyat sulu bırakmadan. Sen de ona göre diyeceksin o zaman bunun fiyatı bu. Çünkü mal benim oldu peşin aldım. İstediğim fiyata satarım ya. Sen kaç ayda ödeyebilirsin? Sen soruyorsun. O da diyor 24 ay. 24 ay arkadaş ben 90 aldım. Sana 120'ye. O zaman bu malım 120'ye sattım aldım. Tek fiyat tek rakam. Ne gibi? O malın sahibi sana direkt 120'ye satsa gibi. Bu caiz olan bir şey. Bunun da bu usulünü öğretmiştim. Bazı programlarda. E şimdi bu arada sen ona dersin ki o zaman bu kaskonun şeyini de sen kasko yap. Ve kaskoyu sen öde. Beni kaskoşla maskoşla karıştırma. 120 ise 121 de. 122 de. Sen bana 122 hesap ben alayım, benim kasko masko işim olmasın. Bu şekilde olursa e, Müslüman kardeşlerimiz tamamen kaskoyu ben yaptırdım da olmaz. Finans kurumu sana e, vadeli satış üzere, tek rakam üzere tabii, tek rakam üzere satarken onu da içine dahil ederse de bu tabii kolaylık olur. ve bu gibi zaruretlerin dışında fıkıh alimlerin ekserisi cevaz vermiyor. Bazı cevaz veren alimler de vardır. Ama ihtiyat olarak, takvaya riayet olarak efendim ben Allah'a güvendim, okuyorum, üflüyorum, atel kırçım falan. Diyorsan tabii ki uygun olan zarurette yoksa yapmamaktır. Yaptırmamaktır. Efendim diyelim. böylece sizlerle haftaya buluşmak üzere sizler Rabbimize emanet edelim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.